31 Ağustos'ta öğrenciler uzaktan eğitime başladı. Uzaktan eğitimin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrencilerde yaşanan konsantrasyon ve adaptasyon sorunlarının görülme sıklığı da arttı. Psikolog Gamze Batı uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Uzaktan eğitim sürecinde birçok çocuk, birçok öğrenci konsantrasyon ve adaptasyon konusunda sıkıntılar yaşadı. Siz ne önerebilirsiniz çocuklara ve ailelere? Hı -hı. Şimdi uzaktan eğitim yani online eğitim dediğimiz konu ev sınırları içerisinde olan bir konu ama ev sınırları içerisinde de çocuk okula gidip geldiği fiziki bir eğitim gördüğü sırada ders çalıştığı ortam yine belirli bir ortamda örnek veriyorum çocuğun odası vardı ya da bir çalışma odası vardı ayretenden orada çalışma masası vardı ve bir düzeni vardı şimdi bazı Tabii ki görsellerle çevremizden tanıdıklarımızla biz de şahit oluyoruz bazı durumlar değişmiş vaziyette nedir çocuk derse girdiğinde salonda derse giriyor ya da e, bilgisayar artık taşınabilir bir şey. Çok daha küçük bir e, boyuta ulaştı. Ya da elinde koltukta oturuyor. Veyahut e, mutfakta derse giriyor. Şimdi bunlar zaten e, bu adapte olma, konsantre olma e, durumunu bölen ve ketleyen şeyler. Çünkü çok fazla uyaran var dışarıda. Bu dönemde öğrencilerin ders çalışırken etrafında dikkat dağınıklığı yaratacak unsurların olmaması gerektiğini ifade eden Batı, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte çalışma ortamı hazırlamasının aidiyet duygusunu artıracağını belirtti. E yine aynı şekilde çocuk daha öncesinde ders çalışmayı nerede gerçekleştiriyorsa, çalışma odasında ve aynı düzeninde daha az çevresel uyaranla e, derse katılması büyük önem taşır mesela. Neden daha az uyaranla? Etrafındaki o oyuncaklarının, e, o görsel objelerin biraz daha alınması demek, çocuğun görsel olarak dikkatinin dağılmaması, bölünmemesi anlamına gelir. Bir diğeri, e, biraz böyle hani şey, e, çok küçük meblalara da aslında... E, evin bir köşesinde ya da işte çalışma odasının çalışma yerinin bir köşesinde sınıfa çevrilebilen e, durumlar olabilir. Mesela ne koyabilirsiniz? E, portatif bir tahta koyabilirsiniz. Ya da kara tahta ekleyebilirsiniz. Çocukların çok daha fazla ilgisini çeker. İşte e, sandalyeler koyabilirsiniz. Hani Biraz daha e, yapabileceğiniz evdeki ölçülerle birlikte sınıf ortamı yaratabilirsiniz. Bakın bunu çocuğunuzla birlikte hazırladığınız zaman çocuk bir e, aitlik hisseder bilinçaltında. Ve evet burası sınıf ben burada ders işleyeceğim. Bu sınıfın şimdiki yeni versiyonu. Bunları e, oluşturduğunuz takdirde biraz daha çocuklar aidiyet ve uyumda e, sıkıntılarını indirgemiş olacaklar ama ilk önce tabii ki ailelerin bu döneme bu sürece alışmış olmaları gerekiyor. Yani evet benim çocuğum online eğitim hani şöyle bir e, algımız var online ya da m, uzaktan eğitim gerçekten yüz yüze gibi olmuyor. Evet belirli koşullarda olmuyor gerçekten çok daha zorlanan e, kesimler var bu durumda fakat e, şu anki e, geçtiğimiz süreç bize bunu gerektiriyor ve biz ne kadar çevremizdeki değişen koşullara adapte olabiliyorsak aslında o kadar uyumlu bir süreç geçiriyoruz. O kadar eee teyit geçiyor bizi bu dönemde ortaya çıkan ruhsal problemler. Odaklanma gibi işte kaygı bozukluğu, endişe, anksiyete, panik bozukluk, OKB gibi durumlar.